Merhaba, Kaybedenler Kulübü serisinde sizler için gerçek hayatlardan derlediğimiz kumar ve bahis yüzünden insanların başından geçen kötü olayları aktaracağım. Ben Berk, birçok duygu ve hissiyat kumarı bırakma konusunu ertelememe ve vazgeçmeme neden oldu. En temel sebebi ise korku üzerine kuruluydu. Bırakamadığım takdirde kendi gözlerimle göreceğim başarısızlığım ve kendimle vereceğim hesaplaşmanın korkusuydu. Bu erteliş benim bir işe yaramayan, kabiliyetsiz biri olmam demekti. Benim kabiliyetsizliğim geçmişte yaşadıklarımdan ders alamamamdı. Kumarı bırakmadan önce kendime başarısız ve yarım biri olarak görüyordum. Anlayamadığım bir diğer şey de derdi tasısı olan, kendi huzursuzluklarını çözemeyen insanların benim üzerime gelip aşağılamalarıydı. Kendime tavsiyem bu huzursuz, problemli insanlarla kendi ihtiyaçlarımı ve isteklerimi konuşmamak oldu. Çünkü onlar benim hayatıma fayda sağlayacak şeylere ulaşmaktan alıkoyacaklardı. Bırakmaya çalıştığım süre zarfında hayatıma fayda sağlayacak hedeflere nasıl ulaşacağımı bilmiyordum. Ruh yaşım beden yaşımla aynı değildi. Kumar yüzünden yaşlandım. Kumar kafamı o kadar meşgul ediyordu ki yeni şeyler öğrenemiyordum. Ve bunun üstesinden nasıl geleceğimi bilmiyordum. Benim için rehabilitasyon çok bir anlam ifade etmiyordu. Yardımcı oluyordu fakat benim bağımlılıklarımın, alışkanlıklarımın önüne geçemezdi. Asıl gerekli olan bunu bir gün kendi tercihim ve irademle bırakmamdı. Uzun zamandır görüşmediğim birkaç arkadaşım vardı. Onlarla görüşmeye başladım. Onlara içimi dökebildim. Anlattıkça derdimin azaldığını fark ettim. Onlarla bazen kumar hakkında konuşmak istemediğim zamanlarda oldu. Ama yine de görüştüm. Cebimde param yoktu. Yine de yanlarına gittim. Kendimi onlara açıp dertleştikçe daha iyi hissediyordum. İçim ferahlıyordu. İçimdeki yaralı gence iyileştirmem için bağımlılıklarımdan ve takıntılarımdan uzak kalmam gerekiyordu. Ayrıca bu süreçte kumar bağımlılığım yüzünden çok daha agresif olduğumu, düzgün iletişim kuramadığımı fark ettim kumarı bırakma sürecinde insanlarla aramın da düzelmeye başladığını gördüm. Her gün ihtiyaçlarımı, neler istediğimi ve hedeflerimi yazıya döktüm. Bu benim odaklanmamı sağladı. Yazdığım düzgün cümleler ve aldığım sağlıklı kararlar sayesinde özgüvenim daha çok yerine geldi. Öncesinde hep kendimi kandırıyordum ve sonra yine kendimi suçluyordum. Yüzleşmekten en korktuğum kişi kendimdim. Bu süreçte bunları yapmayı bıraktım iyileşene kadar küçük adımlarla devam ettim. Öfkemi kontrol ettim ve kumarı bırakabilmek için kendime karşı daha sabırlı ve sakin davrandım. Kolay olmadı. Fakat bu adımlar sayesinde artık kumar alışkanlığından kurtuldum. Gördüğünüz üzere Berk'ün kumar alışkanlığı yüzünden yaşadığı travmalar ve özgüven kaybı ömrünün güzel dönemlerine gölge düşürmüş. Fakat çok geç olmadan kendinin ve bu alışkanlığın nelere mal olduğunu farkına varınca takdire şayan bir iradeyle uzak kalması sevindirici. Ne kadar geç, o kadar güç. Bu içerikte anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.